Merhaba arkadaşlar, hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba Coin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir, tamamen kendi görüşlerimi belirtmekteyim. Evet dostlar, her zaman yaptığımız gibi bir Total 2'mize gidip bir göz atıyoruz. Evet, Total 2 hala da yükselen kanal içerisinde, hiçbir sıkıntı endişemiz yok. Fakat Shiba Coin düşmeye devam ediyor ve trade hayatım boyunca bir ilke şahitlik ediyorsunuz sizde. İlk kez bir coin'den %10'un üzerinde zararla ilerliyorum. O da bilin bakalım hangi coin. Beni sıkı takip edenler bilir ki bu zamana kadar Shiba Coin'e bir kuruş dahi yatırım yapmadım. Kısa vadede para evet kazandırabilir veyahut da kazandırmayabilir. Bunu hep söyledim ama bir kuruş dahi yatırım yapmadım. Sadece 2 gün önce buradaki kralım geldiğiyle birlikte şuralarda Shiba Coin aldım arkadaşlar, ama trade'lik aldım. Dedik ki hani potansiyel hedefi 8800, büyük ihtimal gidecek çünkü bizim total cap'imiz yükselen trende girdi, Bitcoin dominansı düşmeye başladı. Ne hikmetse Shiba Coin hariç diğer coinler yine yükselişine devam etti. Tabi sıkıntı, endişe yok. Şimdi ne yapacağım? %10'un üzerinde zarar ettim. İlk defa %15'e de üzerinde şu anda Shiba Coin'de zararım. Yani %15'e yakındır belki de. Evet dostlar, evet bu bir gerçek. Trade'de ilk defa, hayatım boyunca ilk defa bir coin'de %15 zarar ettim trade'de. Normalde %5 %10 arası stop loss yaparım. Yapmadım çünkü 4 saatlik mum bekledim dün. Geceliğin de mumum zaten %10'a yakın bir zarar getirince dedim en iyisi ben sadece böyle çok istisnai durumlarda bir trade'e girdiğimde %5 %10 arası zarar olduğunda yani planım olarak nakite geçerim. Fakat bazı istisnai durumlarda ikinci alımı yaparım destek noktasında. Şimdi ne yapacağım? Trade'e girdiğim meblağla aynı meblağı 4990'a düşerse şayet, destek noktasına gelirse ikinci alımı Shiba Coin'de yapıp ortalamamı aşağıya çekip bekleyeceğim. Bu saatten sonra yapacak hiçbir şeyim yok. Ha, aşağıya doğru mu gidiyor? Buradaki kanal bozuldu mu? Nakit. Yapacak hiçbir şey yok. İlk defa girdim Shiba Coin'e, trade'lik güzel duruyordu. Böyle oldu. Nasip kısmet. AVAX'ı aldık. 628'lerden. 700'de satış koyduk. AVAX 700'ün üstünde de durmadı. 759 şu anda. Yapacak hiçbir şey yok. Shiba Coin bekliyordum yani. Beklenti içerisindeydim dostlar. Öngörü de biliyordum yükseleceğini. Olmadı. Ne yapalım? 4990'dan ekleyeceğim. Altına da daha giderse bu benim düşüş trendi kırılmadıkça, yani aşağıya kırdığı an benim için nakite geçme zamanıdır. Daha fazla zararı da göze alamam Shiba'da. Bu da benim prensiplerim gereği. Yapacak hiçbir şey yok. 5950 bandı kırıldı. Hem de sert mumla kırıldı. Şu anda evet bir yeşil mum yaktı ama yine aynı yere geldi. Şu anda 50-100 saatlik hareketli ortalamanın tam üstündeyiz. Aslında bu trend yukarı yönlü olduğunda bir alım fırsatıdır normalde. Ama nereye gideceği hiç belli değil dostlar. Hacime de bakınca 2 milyar 159 milyon Tether bir hacim var Binance'da, 24 saatlik hacim. Şöyle bir volüm girse, 2 mum şöyle bir hacim girse zaten biz 8860'a kafadan gideceğiz. Bekliyoruz, yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ne yapalım? Bu işlerde tabii ki arkadaşlar her zaman kazanmıyoruz yani. Her zaman kazansak zaten burada işimiz ne? Zarar da ediyoruz. Kasım ayının nazara olsun Shiba diyeyim. Yani en kötü ihtimalle ikinci alımı 4990'da deneyeceğim. Üstünde kalırsa, aşağıya doğru da gitmeye devam ederse keşim, yapacak hiçbir şey yok. Bakalım, fırsatlar bitmez dostlar. Ben moralimi şahsen bozmuyorum. Yani her zaman kazanacağım diye de bir şey yok. Elbet ki hata yapacağız ve hatalardan tecrübeler edineceğiz. Böyle böyle zaten daha çok geliştireceğiz kendimizi de. Bu öngörüm olmadı. Bakalım 4990'da son alım gelir. Oradan da yukarıya ya çıkar ya çıkmaz. Shiba Coin kendi bilir. Nakite geçerim dostlar, ne yapayım yani. O buradan da aynı meblağla alım yaparsam bu sefer benim zararım %10 %11 olur. Yapacak bir şey yok, %11 %12 zararla ayrılmış olurum. Bakalım hayırlısı diyorum. Buradaki desteğimizde tutunursa
İlk bir 5950 deneriz. 5950'yi kırarsak yine potansiyelimiz 8868 dostlar. Moral bozacak hiçbir şey yok bence. Bekleyelim şimdi bu coinler pump'unu yapsın. Buradan çıkan paralar kar satışları Shiba'ya akarsa biz gideriz diye düşünüyorum. Gidemezsek de nasip kısmet. Yani hayatımda ilk defa Shiba Coin'e trade olarak yatırım yaptım. Benim diğer bütün 300 geçmiş videoma gidebilirsiniz. Bir kere bile ağzımdan Shiba Coin aldım diye çıkmamıştır. Bunu da Telegram grubunda paylaştım hatta arkadaşlarla. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Shiba umarım yüzümüzü güldürür. Beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Dostlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.